Bakışlar, ben Özge Biteri kanalından Gökhan Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir PES Mobile içerik videosu ile karşınızdayım arkadaşlar, çok beklediniz. PES Mobile videosu geldi, açıkçası top açılımı yapmak isterdim ama bu videoyu şu an geç saatlerde çekiyorum, yani saat 12 gibi çekiyorum. Bildiğiniz üzere pazartesi etkinliği bugün geliyor, ben etkinlikle ilgili detayları topluluk kısmında bilgi verecek şekilde sizlere aktarırım. Onun dışında arkadaşlar, bundan sonra facecam yayınları yapmaya çalışacağım. Lütfen kanala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın ve bu videoyu beğendiyseniz de like atmayı unutmayın. Çok kısa bir açıklama yapayım arkadaşlar, burası eğlence kanalı, yani oyun kanalı. Eğlenmeye çalışıyoruz, istediğimiz oyunları, sevdiğimiz oyunları oynayaraktan hem keyif alıyoruz hem öğretebileceğimiz bir şey varsa öğretmeye çalışıyoruz. Yani bu konuda arkadaşlar herhangi bir zorunluluğunuz yok. Kimi yorumlarda görüyorum, 94.000 abonesine hala Dream Exec oynuyorsun, İşte neden sürekli PES oynuyorsun veya neden sürekli şu videoyu atıyorsun şeklinde. Arkadaşlar, ben böyle oynamaktan keyif alıyorum. Beni seviyorsanız zaten destek verirsiniz, sevmiyorsanız arkadaşlar kötü yorumlarınızı, kötü düşüncelerinizi lütfen kendinize saklayın. Ama eleştiriye de açığım. Bu kötü yorumdan kastım şu: eleştirebilirsiniz beni arkadaşlar ama hani böyle hakaret edercesine kötü yorumlar gerçekten okumak hiç de güzel bir şey değil. Dünkü videoya 1000 like geldi. Buna da artı 750 like istiyorum. PES Mobile videosu olduğu için hemen gelelim challenge'ımıza. 18 tane top açarak, 18 tane altı top açarak kadro kurmaya çalışacağız. Şöyle şunun sesini biraz kısayım. Bakalım nasıl bir nasıl derler, hani nasıl toplar bize gelecek, gerçekten çok merak ediyorum. 127.000 GP'm var. Halen Casillas için seçeneklerim mevcut. 18 tane top açıp arkadaşlar en iyi kadroyu kurmaya çalışacağız. Hadi başlayalım. Bakalım buradan bizi neler bekliyor. Açıkçası güzel bir top açılımı olmasını istiyorum. İlk topumuz döndü. Siyahlar gelirse de kabul edeceğiz ama genelde 6 toplardan kuracağız. Bakalım takım gücümüz ne olacak? Evet, 6 topla başladık. Gelen oyuncu stoper diye tahmin ediyorum. Ofansif ordadan Raul Garcia geldi. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Raul Garcia ile başladık. Black Ball'larım var. Black Ball biriktirebildiğim kadar biriktireceğim. O da ne zaman 16 olduysa artık etkinliklerden vesaire diyerek top açılımıza devam edelim. Bir tane açmıştık. Arjantin'e gittik. Arjantin'de siyah top yok. O yüzden bir tane daha altın geldi. River Plate ya da Boca'dan geliyor zaten. River Plate'den geldi. Bakalım gelen oyuncumuz kim? Genelde hücumcu falan geliyordur. Muhtemelen gene öyle bir şey bizleri açıkçası bekliyor. Solbek Casco. Ne dersen tersi çıkıyor açıkçası. Casco geldi ve bir tane de galiba ne gelmişti ya, unuttum. Ofansif orta saha mıydı? Öyle bir şeydi galiba. 2. 2'yi bulduk. 18'den top açacağız. Şimdi sıra 3'te. Bakalım 3 bizi nereye götürüyor? Siyah top çıkarsa da kadroda bulunduracağız tabii ki de. İspanya devam. Bir Atletico Madrid görüyorum ve sol bek mi, sol kanat mı? Renan Lodi'ye benziyor açıkçası. Evet, Madrid Rosas'tan, yani Atletico Madrid'den Renan Lodi geldi. Arkadaşlar, sizlerin düşünceleri benim için çok kıymetli. Top açılım videoları gelsin mi? Challenge videoları gelsin mi? Hafta cumartesi günü çok güzel bir içerik gelecek zaten. Orada rekor bir like bekliyorum. Bakalım umduğumuzu bulacak mıyız? Gene İspanya'ya gittik. İspanya'da bu sefer Sevilla'dan bir oyuncu geldi. Gelen oyuncuya bakıyoruz. Acuna geldi. Sol bek pozisyonundan Acuna geldi. Bu arada bugün bir tane daha video atmaya çalışacağım. O da günün ikinci videosu açıkçası olacaktır. Hep birlikte bakıp göreceğiz. Şimdi diğer topumuzu da açalım hızlı şekilde. Ne geldi? İngiltere. İngiltere'ye gittik. İngiltere ve Ben Chilwell gibi. Yani emin değilim ama 21 numaralı formasıyla gelen oyuncuya bakıyoruz. Ben Chilwell. Evet, oyuncu tahmin etmede sıkıntı yaşamıyoruz. 5 mi oldu ya? Gold ballarda galiba 5 oldu. Çünkü 22 adet topumuzun vardı. 21 adet mi vardı? Gerçekten bilmiyorum ama biraz sonra bakacağız. Hep birlikte şimdi gelen topa bakıyoruz. İtalya'ya gittik. İtalya'dan bir altın top mu geliyor? Bir altın top geldi. Joao Pedro olabilir. Emin değilim. Diego Godin geldi Cagliari'den. Cagliari ilk görünce, gerçi Pedro Cagliari'de mi oynuyor, Genova'da mı oynuyor? Çok da emin değilim ama farklı bir kulüpte de oynuyorsa gerçekten maçıp olmuş duruma gelirim. Gelelim top açılımı devamına. Gelen oyuncu çok merak ediyorum. İspanya'ya gitti. Çok fazla İspanya'ya gitti ve Real Betis. Betis'ten de Joaquin'i verdi. Sevilla Troaquin yazıyor ama o Real Betis arkadaşlar. Bask bölgesinin ekiplerinden ve anlaş demeye devam edelim. Bakalım burada bizi ne bekliyor? Nasıl bir kadro? Nasıl bir güce ulaşacağız? Gerçekten heyecan verici ve siyah top bulamadık. O da çok ilginç. Gelen oyuncuya bakıyoruz. 5 numara forması Schalke 04. Schalke'de Elva'da Bundesliga 2 yolunda. Bir daha çıkarlar mı? Gerçekten bilmiyorum ama gittikleri yapılanma açıkçası onlara çok pahalıya mal oldu ve Bundesliga'dan düştüler. Gold balları açmaya devam edelim. Kaçıncı top olduğunu bir kez saymam gerekiyor. 8 olması lazım. Emin değilim. 21, 8 olması lazım. Devam edelim hızlı şekilde. Yeni bir Arjantin. Umarım River Plate falan gelmez. Boca gelsin o zaman. River Plate geldi ama farklı oyuncuymuş gibi geldi. Montiel geldi. Evet.
Kolpalar açmayı tamam edelim. 12 topumuz kaldı. 18 tane altın toptan kadro oluşturmaya çalışıyoruz. Gelen oyuncuları da gerçekten çok ama çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Bu sefer İngiltere'ye gittik. İngiltere'de kaleci vardı. Kalecinin kim olduğunu şimdi öğreneceğiz. Matron Ryan. Arsenal'dan Matron Ryan'ı verdi. Gold ballar açmaya devam edelim. Arkadaşlar gold ballar falan işime yaramıyor. Ama black ball'larda belki bir kadro kurma challenge yapabiliriz ve o kadroyla oynayabiliriz. Bunun da ufak ufak detaylarını vermek istedim açıkçası. Türkiye'ye gittik. Türkiye'ye gittik. Beşiktaş'tan bir oyuncu vardı. Domagoj bir de... Hayır. Bir saniye. Altın. Laiç mi? Adem Laiç. Daha önce de bende vardı. Laiç'i muhtemelen satmak zorunda kalacağız. Çünkü Laiç gerçekten bizde oynayan futbolculardan bir tanesi. Kando kurma challenge'da bakalım kimler geliyor. Bir daha ama hayır, İngiltere. Yok mu bir Çağlar? Yok, 10 numara formasıyla Aston'un mu geldi? Jack Grealish'im? Hayır. West Ham'dan bir oyuncu geldi. Ha, Aston diye düşündüm ama Burnley de olabilir. Çok West Ham'dan Lanzini. West Ham'dan Lanzini'yi verdi. Devam edelim gold balları açmaya. Türkiye'ye gitmek güzel oldu. Bir daha gider miyiz acaba? Bir gitmek istiyorum açıkçası. Hatta geri gitsek bir Fenerbahçe, bir Galatasaray'dan oyuncu çıkarsak fena olmaz. Yok. Oralara hiç karışma dedi Konami. Bayer Leverkusen'in kalecisi geldi. Redeşki mi? Evet, Redeşki Leverkusen'den geldi. Kaleci de bulduk. Gayet güzel. Kaleci de bulduk. Gayet güzel. Gold balları açmaya devam edelim. Bakalım kadro kurma challenge'da. Son toplara doğru yaklaştık. Bu kadronun gücünü de gerçekten çok ama çok merak ediyoruz. Hep birlikte bakalım. Bu gelen oyuncu ya. İngiltere'ye gitti. İngiltere'den bir Çağlar. Ver be. Yok, vermedi. Heung-min Son bir forvet verdi. Ve gerçekten siyah top vermesi de bizi çok mutlu etti. Heung-min Son'u verdi. Bizim adımıza gerçekten mutluluk verici bir olay. Devam edelim gold ballarda. Çok fazla bir şey kalmadı. 3 top bırakacağım gibi hatırlıyorum. Emin değilim. 3 top da bırakırız. Artık gerisi soru işaretleri dolu. Tekrardan bir adaya gittik, İngiltere'ye. Bir siyah daha mı yok? 5. Gene Tottenham. Değil mi Tottenham? Højbjerg. Gene Tottenham ve Højbjerg'i verdi. Gold ballar çok kalmadı. Legends'imiz var. Legends'i şimdi açmayacağım. Legends'i önümüzdeki günlerde açmayı düşünüyorum açıkçası. Gold ballımızı açmaya devam ettik. Bakalım buradan gelen oyuncu kim olacak? Çok merak ediyorum. Top açılımındaki Hollanda. Hollanda PSV Ajax'tır. Taglifico Ajax'tan geldi. İyi bir sol bek bu arada. Bunu da belirtmek gerekiyor. Son toplara doğru yaklaşırken bakalım burada bizi ne karşılayacak? My Club paraları. Ya My Club paraları diyorum. My Club. Parasına ihtiyacım var ama bir türlü bulamıyorum. Bir kaleciden geldi. Bono geldi. Bono benim şeyde de vardı. FIFA Mobile kadromda da vardı. Son top. Ondan sonra kadroyu kuruyoruz. Bakalım nasıl bir kadro bizi bekleyecek? Siyah mı gelecek acaba? Tek bir siyah açtık. Fena bir kadro da açısı kurmadık ama o siyahı tabii ki de yedeklerde bulunduracağım. 11 altın. Juve geldi. Juve'den daha önceden oyuncum var mıydı bakıyorum. Cuadrado bu kartı yoktu ama normal kartı vardı. Şimdi kadroyu ufak ufak kuralım. Bakalım bu kadro bize neler verecek. Şimdi geldik buraya. Biraz dil sürçmesi yaşıyorum gibi. İmzalama tarihi diyeceğiz ki normal olaraktan. Sağ bekten başlayalım. Kaleciyi seçsek Hradeşki'ydi galiba, emin değilim ama o SS'ini alacağım. Laiç olsun hatta. Stoper. Sol bekim de gelmişti. Sol bek de geldi. Başka ne geldi? OS'de ilk oyuncu buydu ama kanat oynatıyor. Aslında Laiç kanat oynatsam çok da sırıtmıyor çünkü Laiç bildiğim kadarıyla. Sağ kanadımız dolu. Forvet çıkmadı ya. Heung-min Son'u forvet mi oynatsam bilemedim. Açısı oynatmayacağız dedik ama mecburen o topları da buraya almamız gerekecek. Şimdi ofansif orta saha oyuncuları var. Göbek var. Göbeği oynatalım. Dost pozisyonda oynayabilecek alternatif oyuncular. Mecburen sol bek oynatacağız. Başka tercihim yok. Yani gerçekten yok. Renan Lodi sol bekte kalıyor. Maalesef. Oynatabileceğim oyuncu da az arkadaşlar. Kaç oyuncu açtığımızı da şimdiden öğrenmiş olacağız. Galiba yedeklerle birlikte tam doğru topları açmışız gibi. Şöyle kısa kısa bakacağım. Oynatabileceğim oyuncu varsa tabii ki de tekrardan mevkisini yerleştireceğim. Çok fazla sol bek gelmiş. Bu benim dezavantajım. Oo, stoperim var. Stoperim var. Güzel. En azından orayı da fullemiş olduk gibi bir şey oldu. Fena bir kadro kurmadık. Bence takım gücümüz kaç oluyormuş. Çok kısa bakalım. Niye yerleştirmedim? 1902 takım gücüne ulaştık. Fena bir kadro değil. Laiç. Sağ açıktaki galiba Betis'li oyuncuydu. Aklıma gelmiyor. CF postunda Heung-min Son var. Sağ açığa bakalım. Joaquin var. Ofansif orta sahada Saul var. Saul nereden çıktı ya? Raul Garcia var.
Dost oynattıklarım Lanzini ki pozisyon dışı oynuyor. Dost'a gene Højbjerg oynattık. Sağ bek Cuadrado, stoperlere baktık. Diego Godin buradaki stoper. Nastasic, Schalke'den sol bekimiz. Ben Chilwell ve kalede ise Bono'ymuş. Redeski'yi düşündük ama Bono'ymuş. Fena bir kadro kurmadık. 1902 takım gücüne ulaştık. Arkadaşlar diğer challenge'ımız tabi ilerleyen günlerde olur. Şimdi olmaz ama 16 siyah topla kadro kurma challenge olacak. Bir dakika kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.